Herkese merhaba. İki gündür çok fazla mesaj geliyor Frank Hayes'i videosu çeker misin diye. Çekerim dedim ben de tabii ve araştırmalarımı yaptım. Şimdi de sizlerle paylaşıyorum. Bir başkanlık yarışı olacak. Ondan sonra ismi geçen teknik direktörlerden biri. Merak ediyorsunuz nedir ne değildir diye. Ben de okudum. E neler söylemiş, neler yapmış. Onun üzerine biraz sohbet edelim istedim. 1971 doğumlu. 1988'den 94'e kadar Rua diye bir takım var ki bu Fransızca telaffuzları zaten çok sıkıntı. E, yanlış yapıyorsam da kusura bakmayın. E, tanıdık arkadaşlar da şu Yusuf Kenan var, diğerleri var. Söylerler bana ama büyük bir ihtimalle onların istediği e, kes köse mekemekesi köseyi yapamayacağım ben. E, Rua da 1988'den 94'e kadar oynuyor. Ardından Laval'a gidiyor. Laval'dan Buve denilen takıma gidiyor. Ve kariyerine 2003 yılında Anji'de son veriyor. Hep alt lig oyuncusu, 300'den fazla maçı çıkmış ama hep alt lig. Yani öyle e, lig 1 oyuncusu değilmiş kariyerinde. Daha sonra antrenörlük kariyerine e, Mayene denilen takımda başlıyor. Haziran 2006'ya kadar burada kalıyor. Bu tarihte 6 sezon boyunca REN eğitim merkezinin teknik kadrosuna katılıyor. Ve ağırlıklı olarak 17 yaş altı takımlarını... E, yöneten isim oluyor. Hep gençlerle çalışıyor altyapıda. 2013 yılında da e, Loria'nın yedek takımının e, antrenörü oluyor. Yedek takımı çalıştırıyor. Sonrasında profesyonel takımında, A takımında yardımcı antrenör oluyor. 24 Ekim 2016'ya gel gelindiğinde Silvian Ripoll'ün görevden alınmasının ardından Bernard Casoni'nin gelişine kadar Loria'nın geçici teknik direktörü olarak atanıyor. 15 Eylül 2017'de Lansın bu ikinci takımında antrenörlük için 3 yıllık sözleşme imzalıyor. 2020 yılında da takımın başına Philip Montaigne'nin yerine getiriliyor ve Lansın teknik direktörü oluyor. Ha Şöyle bir durum var kulüp ikinci sırada yer almasına rağmen atlikteyken Pandemi nedeniyle oynanamıyor biliyorsunuz ligler o nedenle lig 1'e yükselen takımlardan biri oluyor ve pandemi sayesinde demeyelim aslında etkisiyle de çıkıyorlar lig 1'e. Bu süreç boyunca zaten eğitimlerini de tamamlıyor pro lisansını alıyor ve yoluna devam ediyor. Şu anda en fazla Fransa'da okuduğum yazılarda ve paylaşımlarda haberlerde en fazla işte gelecek vadeden umut olan teknik direktör şeklinde tanımlanıyor. Ee, yıllarca altyapılarda yetişmiş. Ee, Altyapı takımlarında çalışmış. İşte ilk önüne gelen ne oynuyor? İşte 3-4-3 ve 3-4-1-2 zaten yazınca en fazla çıkan araştırdığınız zaman taktik anlayış. Bu da üçlü yani. Neden övülüyor diye baktım. Övülmesinin en büyük sebebi analizlerde şu gösteriliyor. Ee, sessizce geldi göreve ve e, kariyeri çok fazla bilinmeyen, futbolculuğu çok fazla bilinmeyen bir isim olmasına rağmen, e, hücum oyunu felsefesi nedeniyle tüm e, gözlemciler tarafından övülen, e, yazılarda öne çıkarılan, yani oynattığı oyun nedeniyle takdir edilen bir teknik direktörmüş. İlginç bir şekilde e, son dönemde öne çıkmasının sebeplerinden biri oynattığı oyunu o taktiğe geleceğim. Oyun dışında oyuncularına yoga yaptırması Mesela o dikkatimi çekti. Tamam psikiyatri üzerinde duruluyor. İşte bunun işte diyeti var, şunu var, bilmem nesi var. Ama yogayı çok fazla gördüğümüz bir etken olarak söyleyemeyiz. Oyuncularına yoga yapıyor. Bir yenilgi sonrası Strasbourg'du yanlış hatırlamıyorsam. Yenilgi sonrası oyuncularına yoga seansı yaptırmış. Gerginliklerini aldırmak için. Onunla ilgili de şöyle diyor yani oyuncular adına konuşamam tabii ki. Neler hissediyor, neler görüyorlar. Kendilerinin açıklaması daha doğru olur ama hareket ettirmenin ötesinde vücudunu oynatmanın hareket ettirmenin ötesinde burada amacımız zihni dinlendirmek ve reaksiyon vermelerini sağlamak için çok büyük hayal kırıklığı yaşadıklarında veya düştüklerinde biz zihinlerini toplamak için yoga yaptırıyoruz diyor. Bir takım için olmazsa olmazdır ve her işin içinde psikolog olmalıdır diyor. Kadromda ilk istediğim şey istediğim psikoloğun olması her gün gelmeyebilir ama aralıklarla bir şekilde müdahale etmeli diyor takıma. O yoga da oradan çıkmış zaten. Psikolog önerisiyle yapmışlar kaybettikleri maçtan sonra yogayı. Futbolculara yaptırdığı yogayı. Hansball seviyor, rugby seviyor ve bunu futbolun içine katmaya çalıştığından da bahsediyor. Bence son dönemlerde bu tarz antrenörlerin de artması sadece biz bildiğimizde işte Kuloptan, Guardiola'dan bahsediyoruz veya işte Nagelsmann'dan bahsediyoruz ama Frank Hayes'e de böyle bir şey var. Anlattığını söylüyorum. Hani nereden biliyorsunuz derseniz siz de girip araştırabilirsiniz. Yani bunlara ulaşmak çok fazla zor bir şey değil. Ya yani rugby ve handbolu da e, sevip e, futbolun içine entegre edip futbolcularından daha fazla yarar sağlamaya çalıştığını anlatıyor. Sezona iyi başlıyorlar, e, kötü başlamıyorlar. iyi bir başlangıç. E, daha sonra tabii düşme evresi de yaşıyorlar. Marsilya'yı yeniyorlar, Paris Saint-Germain'le beraber kalıyorlar, Lille'i yeniyorlar. Son iki maçta yine yendiler, Nice'i de yendiler. Yani futbolu Fransa'da takdir edilen takımlardan biri. E, Lans takımı şu anda o yani bütçesi ve oynadığı e, futbola göre diğerlerine bakarak. Yoksa onlar da bir sürü para harcayıp oyuncu almışlar ama bu oyun geliştirip daha yükseğe satıp para kazanmanın derdindeler. Onu da söyleyebilirim. Üçlü çok tartışılmış. 3-4-3, 3-4-1-2. Ee, sadece bizim ülkemizde değil. İşte Pereira üçlü oynatıyor. İşte Valerian İsmail üçlü oynatıyor. Burada olmaz. Şöyledir, böyledir. Fransa'da buna benzer tartışmalar olmuş. Gazeteciler de çok zorlamış zaten Frank Aysa'yı da. De. Üçlüyü değiştirmek istemiyor musun? Dörtlü savunmaya e, geçsen daha iyi olmaz mı? Veya daha verim alma almaz mısınız şeklinde sorular sorulmuş ona da bu sistem olayı zaten çok fazla tartışılmış yani nereye girsem hangi yazı yoksam hep bu 3-4-1-2 sistemi üzerine eleştiriler ve yanıtlar üzerine ee, o, o nedenle en son röportajında da diyor ki benim diyor tercih ettiğim bir sistem yok siz öyle diyorsunuz ama 3-4-1-2 veya 3-5-2 oynuyoruz genelde o biraz orta hareketleriyle ve elimde bulundurduğum kadroyla alakalı ee, uzun süre ben zaten 4 Dörtlü savunmada oynamış bir futbolcuyum. Belki 6 ay içinde, bir yıl içinde başka sistemlere de geçebiliriz. Belki 15 gün sonra başka bir maçın devre arasında başka bir sistemle oynarız. Sadece adapte olup olamamalarıyla alakalı. Bunu yanlış tartışıyorsunuz. Doğru tartışın diyor. Büyük ihtimalle bizde de yaşanabilir gelirse gelir mi bilmiyoruz tabii. Siz merak ettiniz çekiyorum ben bunu da. E, gelirse tartışılacak bir konu olduğu aşikar. Bariz şekilde 3-4-1-2 ile oynayacağız, onunla devam edeceğiz diye bir durum söz konusu değil. 4-4-2'de, 4-3-3'de hatta diğer sistemleri de kullanabiliriz şeklinde açıklamalarının olduğunu söyleyelim. Ama ne olursa olsun, ne olursa olsun oyuncuların rahat olduğu sistemleri bilmeniz gerekiyor. Öyle ezbere 3-5-2, 4-4-2, 4-3-3 bunlar hep klişe diyor, e, bu önemli. Oyuncularım hangi sistemde rahat ediyor, hangisini oynayabiliyor? Biz zaten işe alımlarda da, antrenör alımında da, oyuncu transferinde de buna göre hareket edip buna göre sistem kuruyoruz. Heyze'nin açıklaması. Evet sonuç olarak Frank Hayes ile ilgili daha fazla detay da aktarabiliriz ama özellikle Laval ve Rua'dan e, yolu geçmiş eski bir futbolcu ağırlıklı olarak e, profesyonel dünyanın düşük seviyelerini yaşamış futbolcu olarak. Atliklerde görev almış işte lig şampiyonlukları yaşamış e, Lorian ve Lens'in e, yedek takımını ikinci takımını e, orada eğitimlerde bulunmuş e, kendini geliştirmiş gençlerle çalışa çalışa. E, Şubat 2020'de de e, gelmiş, takımın başına geçmiş, daha sonra da Lig 1'e yükselmesiyle beraber de öne çıkan bir teknik direktör. E, takımın tabi istikrar kazanmasına yön verdiğini de unutmamak lazım. E, çok büyük başarıları yok, çok büyük futbol geçmişi yok ama o zamandan beri yani lansın başına geldiğinden beri kendisini Fransız futbolunun en umut verici teknik direktörlerinden biri olarak kabul ettirdiğini ve kendiniz de araştırıp baktığınız zaman bu tarz yazılar ve yorumlarla karşılaşacağınızı görebilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.